Merhaba arkadaşlar, herkese iyi akşamlar diliyorum. Bugün endeks bir önceki güne daha da eksi olarak kapattık bir önceki günden. Dün kapanış 0.50 eksi civarındaydı. Bugün 0.70 civarında oldu. Bu noktada artık destek direnç noktalarını sağlam takip etmek gerektiğini söyleyebiliriz. Özellikle 1580 seviyesini bir türlü aşamayan endeks tekrar sert satışlar görerek geriye çekilme yaşadı. HUL 14 seviyesinin altında 1567 ve HUL 50 arasında sıkışmış bir endeks görüntüsü sergileyen bugünkü hareketlerde de yine öğleden sonra sert satış yedi. Yurt dışından gelen iyi haberlere, faiz arttırmasına rağmen endeks bir türlü kendini toparlayamıyor. Ne hikmetse yukarı yönlü hareketlerini tamamlayıp dirençleri kırıp bir türlü geçemiyor. Yeterli miktarda alım mı gelmiyor bilmiyorum artık bu noktada ama her yukarı çıkış fırsatını bir mal satış fırsatı olarak görüp robotların aşırı derecede mal satıyor olması açıkçası hiç de hoş bir görüntü değil. İnsanı bu açıkçası huylandırıyor. Bu negatif baskı eğer bu şekilde devam ederse özellikle 1543 altındaki kapanışlarda endekse çok dikkat etmek gerektiğini düşünüyorum. Net bir şekilde sert bir düzeltmeyle karşı karşıya kalabiliriz. Daha fazla güç kaybına tahammül edebilir mi buralarda endeks bilemiyorum. Bu noktayı es geçmemek lazım diye düşünüyorum. Haftalık pivot değerinin altında bir kapanış gerçekleştirdik. 1550 seviyesinde bulunan kapanış değerimiz 1554 haftalık pivot değeriydi. Geriye çekilmelerde destek olarak 1543-1529 yakın destek noktalarımız. Aşağı en alt bölgede işte trend desteği bölgesinde 1475'lere kadar geri çekilme ihtimali söz konusu olabilir. Yukarıda ise net bir şekilde 1576 ve 1582'lere doğru bir iğme kazanmamız gerekiyor. Yoksa aksi takdirde negatif baskının artacağını söyleyebiliriz. Hemen bu bölgede yine pivot değerlerimizi kapatıp günlük ortalamalarımıza bir baktığımızda her zaman ifade ediyorum MA21 seviyesinin önemli olduğunu, 1543 seviyesinin üzerinde endeksin muhakkak kalması gerektiğini, altında kapanışlarda ise sert düzeltmelerle karşılaşabiliriz. Daha önceki geride bulunan düzeltmelere baktığımızda arkadaşlar MA21 seviyesinin her kırılımında trend desteğine kadar geri çekilmeler gerçekleşmiş. Bu noktayı özellikle ifade ediyorum. Gözden kaçmaması lazım. Yine baktığımızda RSI 50 seviyesinin üzerinde tutunabiliyor olması günlükte yine de her şeye rağmen güzel. Wave Trend ise sat sinyali üretmek üzere bir hareket yapmış sinyal. Wave Trend ortalamasını kesmek üzere aşağı yönlü. Bu noktalara dikkat ederek hareket etmekte fayda var. Şimdi hemen birkaç hisse senedinde de değerlendirmede bulunalım. Şimdi Aselsan'a hemen bir bakalım. Biliyorsunuz Aselsan uzun zamandır arkadaşlar insanları süründüren bir yapıya sahip zaten. Günlük periyotta baktığımızda şu bölgede desteği kırmaması lazım diye daha önceki videolarımızda paylaşmıştık. 17-24'lü rakamlardı galiba. Bakayım şurada. Yok o değilmiş. Pardon. Şöyle bakalım. 17-06'ya mı denk geliyor? Evet. 17-05-17-06'na sarkmaması gerektiğini. Burada bir destek bulmaya çalıştığını ve yani yaklaşık olarak yani 3 haftadır da bunun üzerinde kalmasına rağmen bir türlü hareket edememişti. Ben de demiştim yani eğer burayı aşağıya kırarsa 16.56 seviyelerinde şu anki değeri bulunan MA233'e doğru gitmek isteyen bir görüntü sergiliyor. Yani orayı kendisine doğru bir türlü yanaştıramadı. Halbuki yukarı iğmeler yaparak fiyat yukarı gittikçe MA233 seviyesi de ona yaklaşabilirdi ama bir türlü piyasa bu koşulu sağlamadı. Şu anda zaten gördüğünüz gibi yakın ortalamaları MA5, 10, 21 seviyelerin 55, 89, 144 ortalamalarının tümünün altında bütün negatifliğiyle birlikte aşağı yönlü bir tekrar yeni bir dip oluşumu için aşağı doğru sarkmış durumda. RSI ve Wave Trend'in sat sinyali ürettiğini net bir şekilde görebiliyoruz. Hemen yine HUL sistemi de bir açarak son durumu bir değerlendirelim. HUL sistemde de MA50 altına bir sarkma söz konusu olmuş net bir şekilde. Büyük bir
şey olabilir. Bu noktayı es geçmeden yine diğer değerlerimiz olan haftalık piyot değerlerini de bir kontrol edelim. Şöyle kısaca değerlendirme için açtığımızda arkadaşlar, bu bölgede oluşan haftalık piyot değerinin 17-18 seviyesi olan seviyenin altında da günlerde zaten bir aşağı bir yukarı bir rezonans bölgesi oluşturmuştu. Buradaki desteği kırması ve altında sert bir kapanış yapması çok da hoş olmadı. Yani uzun vade tutanlar için tabi pek bir şey etki etmeyebilir, fakat hani günlük trade'lerden yakın vade için hareketleri takip edilmesinde sıkıntı olan bir hisse haline gelmiş durumda SSM hissesi. Buraları tabii ki hak etmeyen bir hisse, fakat yapısı maalesef bu şekilde ilerlemeye devam ediyor. Yatırımcısını üzecek durumda maalesef. Geri çekilmelerde alt bölgede 16.54 seviyesine kadar geri çekilebileceğini haftalık piyot desteği bize söylemekte. Bir diğer hisse bakalım yine. Türk Hava Yolları hissesi de bugün pek yukarı yönlü güç toplayamadı. Tekrar özellikle bayrak içerisinde oluşturduğu bir oba görüntüsü vardı zaten. Bunu da fırsatı bulup bir 14'e doğru düzeltme yaptı. Günlerdir bir kanal içerisinde bayrak oluşumu göstererek dün oluşturduğu çekiç mumla beraber bugün sert bir aşağı yaptı. Dünkü haftalık pivot değerinin altında kapanış zaten hoş olmamıştı. Yani 14.68 seviyesinin altında daha önceki videolarımızda hissenin haftalık pivot değeri altında satış baskısının artacağını belirtmiştik. Bu noktada da oldukça sert bir satış yemiş oldu. Hissenin açılışına baktığımızda 14.55 seviyesinden 13.94'e kadar neredeyse 60 kademelik bir satış yemiş. %4.5 civarında denk gelen bu satış sonrası R destek seviyelerinde baktığımızda S2 seviyesinin altına inerek 13.57'ye doğru böyle bir geri çekilme yaşama ihtimali söz konusu. Bu bölgede ise baktığımızda bir çanak onayı gibi bir hareket olmuş olacak. Burada hemen şunu şöyle göstereyim. Yani bu bölgede oluşturduğu çanağı bir onayı alınıyor gibi bir görüntüsü var açıkçası. Yani bu çanakla birlikte tekrar onayla birlikte yukarı eğilim yapabilir mi? Hep birlikte izleyeceğiz. Hani şu böyle kırıldı, daha sonra şimdi onay aşaması yapılıyor. Buralarda artık yatayda takılıp tekrar burada bir başka çanak yapmak için zaman harcayacak bir görüntü sergileyecek diye tahmin ediyorum. Türk Hava Yolları hissesi şu andaki bulunduğu bölümü, yani bu çanağın üstündeki kanalı piyasaya kabul ettirme derdinde düzeltmesiyle birlikte şu an için. Burada hemen şunu da silelim. Baktığımızda RSI 50 seviyesine kadar bir inmiş. Wave trendinde yine sat sinyali ürettiğini ve aşırı satım bölgesinden aşağı doğru bir kırılım gerçekleştirdiğini net bir şekilde görüyoruz arkadaşlar. Bu noktayı da yakından takip etmekte fayda var. Destek direnç noktalarını az önce paylaşmıştık zaten. Bu sistemde de görüntüye bakacak olduğumuzda, yani 13.79'da bulunan günlük hull seviyesine doğru geri çekilme bir söz konusu olabilir. Şöyle yakından gösterdiğimizde yukarıda zaten dün 14.50'yi kesip günlükte bir net satış sinyali üretmiş. Yani günlük pozisyonda 14.50'nin kesmesi zaten büyük bir negatif etki. Bununla birlikte bugünkü piyasanın da bozulmasıyla beraber sert bir satış gerçekleştiren hissenin son durumu bu arkadaşlar. Hemen yine başka bir hisseye bakalım. Petkim biraz pozitife döner gibi oldu bugün. O da bir düzeltme eğilimi içerisindeydi. Günü iyi kapatmaya çalışan hisselerden. Daha sonrasında baktığımızda o da günlük periyotta yukarı yeni zirvesinden sonra yaklaşık bir hafta 7-8 günden beri böyle bir düzeltme eğilimi içerisinde hareketlerine devam ediyordu. Bizim sistemimizde bulunan HUL 14'ün altında baskı altında yavaş yavaş aşağı doğru süzülmeler vardı. Fakat düşüşleri gördüğünüz gibi hacimsel olarak pek desteklenmedi. Yani
sert düşüşler rakamsal olarak gelmediği gibi hacimde büyüklükleri düşüşü desteklemedi hissede. Bu da hissede beklentinin hala pozitif yönde yatırımcısının bir beklentisi olduğunu ispat ediyor bir nevi. Geri çekilmelerin minimum seviyesinin 5.76'lar olduğunu söyleyebiliriz ortalama bazında. Yine fiyat rakamsal olarak geri çekilmelerde baktığımızda ikinci destek noktasından pivot değerinin bir destek bulmuş. Yani 5.93-5.94 seviyelerine kadar geri çekilmiş. Baktığımızda en düşük 5.91'i görmüş ve buradan aldığı tepkiyle birlikte 18 kademe yukarıdan 6.09 seviyesinden günü kapatabilmiş. Tabii bu oldukça hisse için önemli, böyle bir günde böyle bir kapanış yapabilmesi elbette güzel. Fakat hissenin hala haftalık pivot değerinin altında bir kapanış sergilediğini hatırlatmakta fayda var. Bunu unutulmaması gerektiğini söyleyebilirim. Hemen yine ortalamalara da baktığımızda EMA 21 üzerinde özellikle tutunmaya çalışan bir çabası olduğunu söyleyebiliriz. EMA 21'e yaklaşınca hemen kendini yukarı doğru çekmiş fiyat. EMA 21 altında desteği kırılırsa bir altı ortalaması olan 5.39'daki EMA 55'e kadar geri çekilme ihtimali söz konusu olabilir. Bu konuya dikkat etmekte fayda var yine. Evet, Petkim hissesinden de bahsettikten sonra bugün ben Şok Market hissesinde bir bakmıştım. Bugün işlemler de yaptık onda. Güzel hareketlerini gün içerisinde yukarıda bir kanal katlama eğilimine kadar gitti. Fakat tabii piyasada bozunca o da haliyle sert bir satış yedi. Yoksa neredeyse tavan olmak üzereydi bugün. Şok marketlerin şu an için günlük periyotta ortalamaları peşine takıp yukarı yönlü bir hareketlenme ivme kazanması hisse için oldukça pozitif olarak değerlendiriyorum. Bu noktada yukarı yönlü hacimsel gücün de bugün müthiş bir güzellik sergilediğini, normalde 9-10 milyonlarda olan hacimin bugün 38 milyonluk bir hacimle güçlü yukarı yönlü bir atak gerçekleştirmesi hisse için oldukça pozitif. Hisse eğer yarın bu gücünü pozitif o yönde kullanmaya devam ederek yukarı yönlü hareketlerini devam ettirebilirse bu alanda bizim pivot değerlerimizin hedefsel olarak beklentimiz 13.81 ilk direnç bölgesi olacaktır karşısına çıkan. Daha sonrasında ise 14.48 haftalık R3 seviyesini test etmeye çalışacaktır. Tabi endekste bir nebze olsun müsaade ederse bu kadar agresif şekilde geri çekilmeler söz konusu olmaz ise bu noktaları kısaca temas etmiş olalım. RSI'nin ve wave trendin gayet güzel pozitif şekilde yukarı yönlü hareketlerinin geldiğini ve hissenin trendine eşlik ettiğini net bir şekilde söyleyebiliriz. Eğer şu özellikle beyaz direnç hattını da kırabilirse hissenin bir rahatlayarak bir önceki zirveleri olan 14.50-14.60'ları test etme eğiliminde olacağını söyleyebiliriz. Evet, yarın ola hayrola diyerek videomuzu sonlandıralım. Umarım güzel bir hafta sonu günü geçiririz yarın itibariyle. Güzel bir haftanın son gününde güzel işlemler olarak borsayı kapatmayı dileyelim. Herkese şimdilik iyi akşamlar diliyorum. Hoşça kalın efendim.